Merhaba arkadaşlar. Konu anlatımımıza Abbasi devleti ile devam ediyoruz. Bakın Abbasi devleti döneminde İslam devleti sınırları ne kadar genişlemiş? ki Abbasi Devleti 750 yılında kurulacak. Bir süre Endülüs'ü yani İspanya'yı valiler aracılığıyla yönetse de 756 yılında Emevi soyundan gelen Abdurrahman tarafından İspanya'da Endülüs Emevi Devleti kurulacak. İşte bu yeşil alanda Endülüs Emevi Devleti'dir. Aslında bu dönemde bakın hem Abbas Halifeliği hem Endülüs Emevi Devleti'nde bir halifelik vardır. Halifelik siyasi olarak da bölünmüş ve bunu da vurgulamak isterim. E, gelin şimdi Abbasielerin e, nasıl kurulduğunu, nasıl geliştiğini birlikte bakalım. E, bakın Emevi Devleti yıkıldıktan sonra 750 yılında e, Hazreti Muhammed'in amcasının e, Abbas'ın soyundan gelen Ebul Abbas Abdullah tarafından Abbasi devleti kurulmuştur. Yani Abbasi devletinin kurucusu e, Hazreti Muhammed'in soyundan gelen Ebu'l amcasının soyundan gelen Ebu'l Abbas Abdullah tarafından kurulan bir devlettir. Ebu'l Abbas devleti bir süre yönetiyor. Daha sonra Mansur halife oluyor. Mansur devletin başına geçiyor. Bakın bu dönemde Bağdat kurulmuştur ve başkent yapılmıştır. Ki ben ne demiştim? Her bir başa geçen devlet ya da yönetim kendi taraftarı nerede çoksa başkendi genelde oraya taşımıştır. Ve Arap ve Mevali arasındaki fark giderildi ki Abbasiler ümmetçi, hoşgörülü bir politika uygulayan devlet olacaktır. Özellikle İranlıları devlet yönetiminde yine vurgulayayım Türkleri de özellikle orduda kullanmışlardır. Sasani yönetimi örnek alınarak Vezirlik kurumu makamı oluşturulmuştur. Bu da önemlidir. Ee, bakın devlet yönetiminde Türklerin etkisi artmış. Musul, Azerbaycan valiliklerine kimler getirilmiş? Türkler getirilmiştir. Yani devlet yönetimi ve ordu da Türklerden ve İranlardan faydalanılan bir Abbasi devletinden söz ediyoruz. Ee, Anadolu'ya akınlar yapmışlardır. Anadolu'ya akınlar deyince bu dönem tabii ki kimle karşılaşıyor? Bizans'la e, karşılaşıyor ve özellikle e, Bizans'ın sınırlarına e, Avans'ın denilen uç beylikleri kuracaklar ve Türkleri yerleştirecekler. Bu açıdan da önemlidir. E, Bizans Halife Mansur döneminde çalışmalar sonunda Halife Mehdi zamanında vergiye bağlanmıştır. Yani Halife Mansur döneminde çalışmalar yapılıyor ve Mehdi döneminde de Bizans vergiye bağlanıyor. Bu uyarıya da dikkat edelim. Halife Mansur kültür hareketleriyle ön plana çıkmıştır. Bilim, sanat, edebiyat alanındaki çalışmalar oldukça önemlidir. Farsça, Hintçe, İbranice, Yunanca e, eserler Arapçaya tercüme edilmiştir. E, bakın e, Abbasiler hoşgörülü ve bilim kültür devletidir. Altını çizelim. E, devletin en parlak dönemi Harun Reşit dönemi ki 1001 Gece Masallarından bir, bir önceki videomuzda az da olsa bahsetmiştik. Unutmayalım. E, bakın Harun Reşit dönemine baktığımızda e, bu dönem tarım, ticaret, bilim, eğitim düzeyinin arttığı Bağdat'ın önemli bir ekonomik merkez aynı zamanda da bir bilim merkezi haline geldiği dönemdir. E, bakın antik Yunan ve Helenistik kültür eserlerini Arapçaya çevirmişlerdir. E, aslında Abbasiler dönemi daha önceden de vurgulamıştım. İslam Rönesansı'nın yaşadığı bilimin, sanatın zirve yaptığı bir dönemdir. Ee, Bağdat'ta bakın rastataneler e, gözlem evleri yani okullar hastaneler açılmış kağıt imalataneleri kurulmuştur. E, bu kadar ön planda ne dedim? Harun Reşit dönemi Bağdat'ın ekonomik ve bilim merkezi haline geldiği bir dönemdir. E, İslam felsefesinde Kur'an-ı Kerim'in akla göre yorumlanması e, görüşü ortaya atılmıştır. Bakın Kur'an'ın akla göre yorumlanması Diyenin akla göre yorumlanması ön plana atılmıştır ki aynı dönemde Avrupa'daki Katolik Kilisesi akla ve bilimsel çalışmalara karşıydı ve skolastik düşünce dediğimiz deneyi, gözlemi, bilimi yasaklayan kiliseye dayalı bir düşünce sürdürüyordu. Bu ortaça Avrupa'sındaydı ama Abbasilerde İslam Rönesansı yaşanıyor. Satranç oyununun Müslümanlar tarafından oynanması teşvik edilmiş ve ilk kez Müslümanlar arasında satranç oynanmaya başlamıştır. Bizans ve Endülüs Emevilerine karşı bakın Frank Kralı Şarman ile işbirliği yapıyorlar. Bizans ve Endülüs Emevilerine karşı Franklarla işbirliği yapıyorlar. Frank Kralına gönderilen elçilik heyeti Şarman'a sunduğu çalar saatte mi hep konuşulur? Şarman hayranlıkla karşılamıştır. Bu teknolojik seviye İslam uygarlığının ulaştığı aşamayı göstermesi açısından çok önemlidir. Bakın, Bizans ve Endülüs emevilerine karşı Frank kralı Şarman'la anlaşıyorlar. Oraya elçi gönderirken bir çalar saat gönderiyorlar. Bu da şekil olmuş tabii ki. Nasıl şekil olmuş? İslam kültürünün bilim alanında ne kadar İslam uygarlığının geliştiğini gösteren önemli bir örnek ve unsur olmuştur. E, Abbasilerin yıkılışına bakalım. Tabii ki e, birçok halife başa geçmiştir ve e, Abbasiler zaman içerisinde e, çok geniş e, topraklara hükmetmiş, kültürel alanda gelişmiş e, olsa da kurulduktan 6 yıl sonra devletten kopmalar başlıyor. Abbasiler aşırı hoşgörülü bir devlette hatırlayın. İşte mesela az önce anlatmıştım 756'ya kadar Endülüs'ü valiler aracılığıyla yönetirken 756'da mesela Endülüs Emevileri Abdurrahman Halifeliğinde bağımsızlık ilan etmiş ve Endülüs Emevileri kurulmuştu. Ee, arkadan e, bakın e, Emirül Ümera denilen ordu komutanlıkları e, artık e, yeni siyasi ve idari güçler kurmaya başlamış. Bu da merkezi otoriteyi sarmıştır, e, sarsmıştır. E, bu da önemlidir. E, merkez otoritenin sarsılmasında diğer önemli bir etki de tavaifül mülük dediğimiz bağlı beyliklerin küçük devletçiklerin oluşmasıdır. Yani emiril ümeralıklar dediğimiz komutanlıkların ve tavaifül de mülük dediğimiz bağlı küçük devletçiklerin e, bağımsızlık ilan etmesi de e, merkez otoriteyi sarsmış yıkılışı hızlandırmıştır. E, tavaifül mülükler neler? Bakın. Fas'ta İdrisiler, Tunus'ta Abeliler, Mısır'da Tolunolları Işitler, Türktür, Fatimiler, Şii Arap'tır. İran ve Irak'ta Büveyhoğulları, İran'da Safariler, Maveröğün Nehir'de Samanoğulları, Horasan'da da Tahiriler gibi küçük birçok tevayifül mülük dediğimiz devletçik ortaya çıkmıştır. Bakın tevayifül mülüğü bir daha diyorum. Abbasi devletinde merkezi otoritenin zayıflaması ile Abbasilere bağlı Ümera, Emirül Ümera dediğimiz e, komutanlıkların bağımsızlık ilan etmesiyle küçük feodal beylikler ortaya çıkmıştır. E, bunlara da tavay fulmülük denmiştir. Bakın e, bu kadar otoritenin sarsılması ve imkansızlıklara rağmen Abbasiler 1258 yılına kadar siyasi varlığını sürdürmüştür. Ee, bu tarihte Cengiz Han'ın torunu Hülagu Han, e, İlhanlı Moğolları dediğimiz Moğollar e, Bağdat'ı işgal ederek 1258'de Abbasi halifeliğine, Abbasi devletine son vermiştir. Yani Abbas delikanlı İlhanlı Moğollarıdır. Hülagu'nun Bağdat'ı işgalinden sonra Mısır'daki Memluk devletine sığınan Abbas halifesi e, bakın e, Elman e, Muntasır Memluk Sultanı. Baybars tarafından Kahire'de halife ilan edilmiş ve e, halifeliğini burada sürdürmüştür. Yani yani önemli. 1258 yılında İlhanlı Moğolları Abbasi'lere saldırmış. Bağdat'ı yerle bir etmiştir. E, buradan e, kaçan e, bakın e, Abbasi e, ailesinden gelen El Mansur kime sığınmıştır? Çok özür dilerim. El Muntasır kime sığınmıştır? Memluklara. Memluklar Mısır'da kurulan bir Türk İslam devleti olarak halifeyi himaye etmişlerdir. Ki e, halifelik e, 1516-17 Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla yani Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferiyle Türklere geçene kadar kim tarafından korunmuştur? Memluk Devleti yine bir Türk İslam Devleti tarafından e, korunmuştur. Yani Yavuz Sultan Selim'e 1517'de Mercidabık Savaşı ile yani Mısır Seferiyle halifelik geçene kadar Halife Abbas Halifesi varlığını yine bir Türk İslam Devleti olan Memlukluların çatısı altında sürdürmüştür. E, bakın e, Abbas Halifelerini Özellikle Türk devletleri, Gazneliler, Büyük Selçuklular, memluklular himaye etmiştir. Ee, Osmanlı Devleti, Devleti ise bakın önemli. Halifeliği himaye etmemiş. Doğrudan e, halifeliği kendi üzerlerine almışlardır. E, kendi yetkileri altına almışlardır. İlk Türk İslam halifesi de kim deriz? Yavuz Sultan Selim. Bir daha vurguluyorum. Bakın Abbas halifelerini... Gazneler, Gazneliler, Büyük Selçuklu Devleti ve Memluklar himaye etmiştir. Ancak Osmanlı hilafet makamı halifeliği himaye etmemiş doğrudan üzerine kendi üzerlerini almıştır. Bu önemli ayrıntıyı da unutmayalım. Abbasilerde sosyal hayat nasıldı? Hemen bakalım. Toplum 3'e ayrılıyordu. Havas dediğimiz aslında işte halifenin yakınları, vezirler, emirler, kadılar. Bakın e, katipler gibi e, işte alimler gibi neler e, yönetici belli bir kesim avam dediğimiz halk normal halk yönetici olmayan esnaflar, sanatkarlar çiftçiler, askerler, kölelerdir bir de zımmiler var zımmi dediğimiz gayrimüslimler yahudiler ve hristiyanlar da neyi oluşturuyordu? zımmiyi oluşturuyordu bu açıdan önemli havas, avam, zımmi havas yönetici kesim ve halifenin yakınları, halife, yönetici kesim yazı, e, katipler, yazarlar falan avam, halk de. gayrimüslimlerdi e, Talas Savaşı'nda bakın ele geçen Çinli esirlerden e, kağıt yap yapımını öğrenmişlerdi ki hatırlayın bunda Avrupa'ya taşınmasında etkili olacaklar e, ve bakın e, Semerkant'ta kağıt imalethanesi bile kurmuşlardır. E, kağıt üretiminin Avrupa'da 13. yüzyıldan itibaren başlaması dikkate alındığında bu dönemde İslam uygarlığının ulaştığı seviyenin ne kadar ileri bir düzeyde olduğunu görebiliyoruz. Bakın 8. yüzyıl bizim İslam devletlerine kağıt ve matbaanın kullanılması, 13. yüzyıl ise Avrupa'da kullanılması ne kadar zaman farkı var. Abbasilerde devlet kurumları neler peki? Bir de buna bakalım. Emirülü Meralık ee, emirlerin emiri komutanların komutanı demektir. Başkomutan demektir. Ee, bakın halifelerin siyasi otoritelerinin zayıflaması üzerine devlet adamlar arasında çıkan iktidar mücadeleni ortadan kaldırmak amacıyla kurulmuştur. Ee, Emirül Ümera devlet yönetiminde geniş yetkilere sahip olmuşlar. Ee, doğrudan bakın e, hutbe ve paraları da halifenin adından sonra adları geçmiştir. Ki de bu da merkez otoritenin sarsılmasında. Tavayı fulmülüklerin ortaya çıkmasında etkili olacaktı. E, Şurta örgütü dediğimiz bir örgüt var. Şehirlerde güvenliği sağlayan polis örgütüdür. E, Kadıl Kudatlık Başkadılık Adalet Örgütü'nün başkanıdır. Bizim Adalet Bakanı gibi düşünün. E, Divan-ı Zenadika siyasi, iktisadi ve dini nedenlerle çıkan isyanları bastırmak amacıyla kurulan örgüttür. E, bunu da unutmayalım. Peki Abbasilerde devlet işlerinin görüşüldüğü divanlar var. Bunlar neler? E, Divanül Beytül Mal ekonomi mali işlerden sorumluydu. Divanı Ceyş askeri işlerden sorumluydu. Divanı Tevki yazı işleri resmi yazışmaları yapan divandı. Divanül Berüt posta divanı mezalimde adaletten sorumlu idari haksızlıklara ve adli hatalara bakan en üst divandı. Divanı mezalim bir nevi üst mahkemede diyebiliriz. Bunlar genelde AYT'de sorulabilecek özellikle sosyal ikide sorulabilecek sorular dikkatinizi çekiyorum. Abbasi e, devlet teşkilatında Türkler en başından itibaren dedik ki ordu komutanlıklarında, emiri lümeralıklarda ve devlet yönetiminde özellikle kimi kullandılar dedik. Türkleri kullandılar diye vurgulamıştık. Şimdi Türklerle Müslüman Araplar 751 yılında Çin'e karşı Talas Savaşı'nda işbirliği yapacaklar. Bu savaşı Türk İslam tarihinde ayrıntılı olarak anlatacağız. Ve Talas Savaşı'nda Müslüman Araplarla yani Abbasilerle Karluklar birleşecek. Çin'i yenilgiye uğratacak ve Orta Asya'yı Çin egemenliğine girmesine kurtaracaklar. İşte Talas Savaşı'ndan sonra deriz ki biz Türk İslam tarihi başlamış, Türkler kitleler halinde Müslüman olmaya başlamıştır. E, bu iletişim Talas Savaşı'ndan sonraki iletişim Türklerin İslamiyeti kabulünü de hızlandırmıştır. Abbasilerin Emevilerin uyguladığı mevali politikasını uygulamaması, ırkçı politikayı ümmetçi bir politika uygulaması, hoşgörülü olması Türklerin İslamiyeti kabulünü de ne yapmıştır? Hızlandırmıştır bu dönemde. E, Abbas Halifesi Harun Reşit e, özellikle muhafız birliklerini e, kendini koruyan birlikleri Türklerden oluşturmuştur. E, Bizans'tan gelebilecek saldırıları kesmek için Tarsus, Adana, Maraş, Malatya gibi Bizans sınırındaki şehirlerde e, avasım denilen bilinecek bu kavram uç beylikleri kurmuşlar, eyaletler kurmuşlar ve buraya Türkleri yerleştirmişlerdir. Ne kurmuşlar Bizans sınırlarına? Avasım denilen uç beylikleri ve kimi yerleştirmişler? Türkleri yerleştirmişler. Ee, Harun Reşit'in oğulları Memnun ve Mutasım döneminde Türklere baktığımızda Memnun kardeşi Eminle yaptığı mücadelede İranların desteğini aldığı için devlet yönetiminde İranlar daha etkilidir. Yani Memnun döneminde kim etkili devlet yönetiminde İranlar. Ancak İranlar devlet yönetiminde bu kadar güçlenmesi Memnun'u rahatsız etmiş. Bu nedenle Arap ve İranlılara karşı Türkleri de orduda yer vererek denge oluşturmaya çalışmış aslında. Yani İran'ın ön plana çıkmasına karşı Türkler'e de orduda yer vermiş ve denge kurmuştur. Türklerin siyasi tecrübesi ve askeri gücünden yararlanmış. Onları askeri birliklerin arasına almaya başlamıştır. Özellikle bakın ordudaki Türklerin sayısı artınca memnun bakın Türk askerleriyle birlikte sefere çıkan ilk Abbasi halifesi de olmuştur. Yani Memnun döneminde özellikle Türkler Müslüman Araplarda, Abbasilerde yoğun bir şekilde orduda kullanılmışlardır. E, Mutasım dönemine gelince Mutasım'ın annesi Türktür. E, özellikle e, bu dönemde Türkler daha çok gelişecek, güçlenecek. E, ve e, bakın ee, çıkan isyanları da Türk komutanların bastırmasında hep Türkler bastırmış. Buradaki komutanlar bastırmıştır. Mutasım'a karşı çıkan isyanları ve oldukça güç kazanmıştır. Yani Mutasım'ın halife olmasında Türkler e, çok büyük çaba harcadığı için e, Türkler için ne kurmuşlar arkadaşlar? Samarra dediğimiz Türkler için bir özel şehir bile kurulmuş. Kimin döneminde? Mutasım döneminde işte Türk askerlerinin Araplara karşı savaş özelliklerini kaybetmelerini istemeyen Mutasım Türk ailelerini bu şehre yerleştirmiştir. Yani Türklerin o savaşçılıklarını, aktifliklerini kaybetmesi, kaybetmemesi için Samarra denilen bir şehir kuruyor, Mutasım ve oraya da Türkleri yerleştiriyor. Lütfen unutmayalım. Bir süre sonra başkenti daha güvenli gördüğü Samarra şehrine bile taşımış. Bakın, Mutasım başkenti Bağdat'tan Samarra'ya bile taşımıştır. Abbas devleti Türklerin sadece ordu da değil siyasi ve idare alanda da görevlendirmeye başlıyor. Devlet yönetiminde haciplik, vezirlik, valilik gibi çok önemli görevlere Türklere getiriyorlar. Ee, bakın bu da ayrıntıdır. Devlet yönetiminde büyük ölçüde söz sahibi olan Türkler halife mütevekkilden itibaren halifelerin belirlenmesinde bile rol oynamışlar. Bakın Türkler devlet yönetiminde özellikle mutasımdan itibaren inanılmaz etkili olmuşlar. Bir de halifelerin belirlenmesinde etkili olmuşlardır. E, Şii yolları, Bağdat'ı ele geçirip bakın Abbasi halifesini e, bütün siyasi otoritesini elinden alınca halifeleri e, merkezi hükümetin meşruiyet kaynağı ve dini lideri olarak Türkler ne yapmıştır? E, baş tutmuştur. Bunu da unutmayalım. Hatırlayın Gazneliler, Büyük Selçuklular, Memlutlar halifeyi hep himaye edecekler demiştim. E, bu dönemde bakın Abbasi halifeleri Emir, emirül mümin ünvanını kullanıyorlardı. Müminlerin emiri emirül mümin e, ve e, yalnızca dini yetkiler olan sembolik yöneticiler haline geliyor. Yani zaman içerisinde e, Türkler e, Abbasi'leri halifeleri himaye etmeye başlıyor. E, halifeler artık e, sembolik yöneticiler haline geliyor dini yetkileri olan sembolik yöneticiler haline geliyor. bakın Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey de 1055'teki Bağdat seferinde halifeyi dini itibarını iade ettiği dönemde bakın sona ermiştir. Yani dikkat ederseniz Türkler gerek Gaznelilerdeki Gazneli Mahmutla gerek Büyük Selçuklu'daki Tuğrul ve Çağrı Bey döneminde Tuğrul Bey seferiyle ne yapmıştır? Sürekli olarak Türkler tarafından Abbas halifeleri himaye edilmiştir. Ee, bakın ya neredeyse yarım yüzyıl halifeleri kim himaye etmiş? Selçuklular himaye etmiştir. Ee, Selçukluların zayıfladığı dönemde de Abbas halifeleri maddi iktidarı tekrar ele geçirmek üzere harekete geçmişler. Başarılı olamamışlar. Yani e, unutmayın halife dini yetkilerini koruyan Sembolik yöneticiler haline geliyor. Özellikle Selçuklar yarım yüzyıl bunları koruyor. Selçuklu zayıflayınca tekrar siyasi gücü de ele geçirmeye çalışmışlar. Ama başarılı olabilmişler mi? Olamamışlardır. Ee, Abbasi devletini de burada tamamlamış olduk. Toparlarsak Abbasi devleti Emevilerden farklı olarak Ümmetçi, hoşgörülü bir politika izlemiştir. Ee, özellikle bilim ve kültür alanında büyük çalışmalar yapmışlardır. Ee, bu dönemdeki hoşgörülü tavırlarından dolayı Türkler kitleler halinde Müslüman olmuştur. Abbasilerin yaşadığı dönemde tam anlamıyla aslında İslam Rönesansı yaşanmıştır diyebiliriz. Abbasi devletine de kim son vermişti? 1258 yılında. İlhanlı Moğolları son vermişti. Halifeyi, Abbas halifesi kime sığınmıştı? Müslüman Türk devleti olan Memluklara sığınmıştı. Uzun bir süre Memluklar himaye etmişti. Daha sonra Yavuz Sultan'ın 1517'deki Ridaniye Savaşı'yla 1516 Mercidabık 1517 Ridaniye Savaşı'yla Mısır seferiyle halifelik makamı kimlere geçmişti? Türklere. Yavuz Sultan Selim de ilk Türk İslam halifesi olmuştu. Ee, bu videomuzda burada tamamlıyoruz. Diğer konumuzda görüşmek üzere.